Arkadaşlar sizlerle mesnevi özetlerimizi bitirmiştik. Bugün sözlerin özetleriyle devam ediyoruz inşallahü teala. Sözlerde ilk konumuz birinci söz, o da besmele bahsi. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Birinci söz. Birinci sözde kulluk askerlik temsilatıyla anlatılır. Askerlikte insan kumandanın emirlerini yerine getirir. İtaat askerin vazifesidir. Ücret ve rütbe kumandanın vazifesidir. Evet, itaat askerin vazifesidir. Ücret ve rütbe ise kumandanın vazifesidir. Senin yaptığın işin güzelliğine göre sana ücretini ve rütbeni ihsan edecektir. Birinci sözde Üstad Hazretleri nasihati nefsinle beraber dinle demektedir. Çünkü nefsini herkesten dun göremeyen, nasihati herkesten fazla ihtiyaç duymayan zaten irşad edemez. Evet, bir insan nefsini nasihata muhtaç görmüyorsa zaten mürşid olamaz, zaten irşad edemez. İnsanın kendini herkesten daha ziyade nasihata muhtaç görmesi gerekmektedir ki tesir edebilsin. Bismillah her hayrın başıdır. Bu mübarek kelime İslam nişanıdır ve bütün mevcudatında sürekli bir virdü zevanıdır. Nişan, alamet, iz ve belirti demek. Bismillah da her hayrın başıdır ve bütün mevcudatın sürekli virdü zevanıdır. Biz bütün mevcudat üzerinde Bismillahirrahmanirrahim mührünü görüyoruz. Hiçbir elektron, hiçbir proton yörüngesini şaşmadan sürekli dönüyor. Her proton, her elektron sürekli yörüngesinde. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar, güneş, ay yörüngesini şaşmıyor, aşmıyor. Mevsimler sırasını bozmuyor. Bakıyorsunuz çiçekler hangi bitkiye aitse o bitkiye ait bir hulle ile süsleniyor. Ve her şeyin üzerinde biz Bismillahirrahmanirrahim mührünü görüyoruz. Tüm mevcudat yaratılmıştır. Yaratan Allah Celle Celaluhu ile yaratılan mevcudat arasındaki kopmaz hat Bismillah'tır. Bütün mevcudat Bismillah diyerek varlık zinciri içindeki rolünü gösterebilmektedir. Evet, bütün varlık Allah'ın ilminden çıkıp Allah'a dayanarak Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle vücut dantelasında yerini göstermektedir. Sonra Allah'ın izni ve Allah'ın emriyle tekrar ilim alemine dönmektedir. Birinci sözün üzerinde durduğu önemli bir husus da insanın yolcu olmasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zerre, gemini bir kere daha elden geçirerek yenile çünkü deniz çok derin. Azığını tas tamam al, şüphesiz yolculuk pek uzun. Sırtındaki yükünü hafif tut çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp. Amelinde ihlaslı ol, zira her şeyi görüp gözeten, vakıyla değerlendiren Allah senin yaptıklarından haberdardır buyurmuştur. Burada da çok açık ki İnsan bir yolcudur. Gemisini, azığını, yükünü bu yolculuğa göre ayarlamalıdır. Demek ki deniz, sular çok derin. Azığımızı tas tamam almamız lazım. Yolculuk pek uzun. Yokuşlar sarp mı sarp, ona göre derin ve amelimizde de ihlaslı olmamız lazım. Birinci sözde önemli bir husus da insanın mütevazı olması ve sultanın himayesine girmesidir. Kibrine yenilen, himaye tanımayan biri bu uzun yolculukta himayesiz kalacak, vaatsiz düşmanlara karşı tek başına mücadele de edemeyecektir. Sürekli bela çekecek, titreyecek ve dilenci durumuna düşecektir. Bismillah öyle mübarek bir definedir ki, seni sınırsız acizliğin ve fakirliğinle, sınırsız Kadir Rahim'in dergahında en makbul bir şefaatçi yapar. En basit bir örnek, bir virüs çıkıyor ve insanlar bu virüsten nasıl korunacaklarını bilmiyorlar, değil mi? Ama Bismillah diyen, her türlü korkudan emin olur. Çünkü Bismillah diyen bir insan, hakkıyla diyen bir insan içinde ölüm bir çukur, bir yokluk değildir zaten. Sadece ebede bir geçiş, ebed koridorlarına bir geçiş biletidir, geçiş senedidir. Mübarek ne demektir? Mübarek, ilahi hayrın bulunduğu şey demektir. Yani biz mübarek dediğimiz zaman o şeyin içerisinde ilahi hayırlar gizlidir. Peki define ne demektir? Define de saklanmış cevherlerdir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim hem definedir hem de mübarek bir definedir. Burada irdelenmesi gereken birkaç husus var. Birisi, besmelenin gizli olması. Herkesin bu hazineyi idrak edememesidir. Öyle bir hazinedir ki ilahi hayırlar, rahmet, merhamet, inayet, sevgi, şefkat ve nice servet bu kelimede saklıdır. Diğer bir husus da, acizliğini ve fakirliğini kavrayabilenler bu gizli defineyi idrak ederler ve sonsuz rahmete ram olurlar.
Dikkatimizi çeken diğer husus da bu mübarek kelime aciz ve fakir bir varlığı şefaatçi konumuna yükseltiyor. Evet, aciz ve fakiriz ama bütün kainat üzerinde şefaatçi konumuna yükseliyoruz acizliğimizle. Aslında bir zerre koca bir ağaç ve koca bir orman olamaz ama biz görüyoruz ki küçücük zerreler, tohumlar ağaç oluyorlar. Demek Bismillah diyerek her şeye gücü yeten zatın emriyle hareket ediyorlar. Bir kazanda, bir toprakta çeşit çeşit nimetler bir anda pişiyor. Sürekli saman ve ot yiyen bir hayvandan süt gibi bir gıda elde ediliyor. İncecik nazenin yapraklar 40-50 derecedeki hararette saatlerce ve aylarca yeşil kalabiliyor. Demek ki tüm mevcudat Allah'ın namına ve onun izniyle hareket ediyor. İncecik damarlar ve kökler Musa Aleyhisselam'ın asası gibi taşı ve toprağı delip geçiyor. Nazenin yapraklar Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi ateşte yanmıyorlar. Öyleyse her şey Allah namına hareket ediyor. Madem her şey Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini veriyorlar, biz dahi Allah'ın namına vermeli, Allah namına almalı ve Allah namına vermeyen insanlardan da almamalıyız. Sual: tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap: zikir, fikir, şükür olmak üzere 3 fiyat istiyor. Başta Bismillah zikir. Ortada bu nimetlerin Ehad-ü Semed'in mucize-i kudret olduğunu derk etmek fikir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Demek ki besmele ile başlıyoruz Allah'ın adıyla. Ortada da ne kadar güzel nimetler. Allah'ın büyüklüğünü idrak ediyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Neticede de elhamdülillah Cenab-ı Hak bütün övgülere, bütün minnetlere layık olandır diyoruz. Ve elhamdülillah ile bitiriyoruz. 14. lemanın 2. makamı 1. sır. Bismillahirrahmanirrahim'in 3 sikke-i rububiyeti var. Bunlardan biri insan, biri küre-i arz, biri de kainattır. Demek ki biz 3 sikkede, rububiyetin 3 sikkesinde Bismillahirrahmanirrahim'i görüyoruz. İnsanda, küre-i arzda ve kainatta. Bismillah kainata, Bismillahirrahmanirrahim küre-i arza, özür dilerim, Bismillah kainata, Bismillahirrahman küre-i arza, Bismillahirrahmanirrahim insana bakıyor. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz anda hemen Bismillahirrahmanirrahim'in insana baktığını anlıyoruz. Çünkü kainatın heyetinde çok büyük bir tesanüt ve tecavüp var. Küre-i arzda nebatat ve hayvanat üzerinde lütuf ve merhamet var. Bu da Rahman olan Allah'a dayanıyor. İnsan üzerinde re'fet ve şefkat ve merhametin cilveleri azam surette tezahür ediyor. Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile kainatın meyvesi olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. İnsanda Cenab-ı Hakk'ın isimleri Rahman ve Rahim isimlerinin rehberliğinde en azam surette tecelli ediyor ve bu yüzden halifelik makamını temsil eden insan arşın ferşe uzanan bir meyvesi hükmündedir. Neden Bismillahirrahmanirrahim insana bakıyor? Çünkü Rahman ve Rahim isimleri insana baktığı en azam surette insana baktığından Cenab-ı Hakk'ın isimleri en azam surette insanda tecelli ediyor. O yüzden de biz ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim insana bakıyor diyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim ferşi arşa bağlıyor. Ferşi arşa bağlayan da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Açıklama: İnsani arş ne demek? İnsanın terakki ederek ulaştığı kemalat mertebesine biz insani arş diyoruz. Tekrar edelim. İnsanın terakki ederek ulaştığı kemalat mertebesidir. Arş ise bütün varlık alemini ihata eder. Evet, arş dediğimiz bütün varlık alemini ihata eder. İnsani arşa çıkmak, insanın kendi mahiyetinde tecelli eden esma ilahiyeden, bütün varlıkta tecelli eden esma ilahiyeye ulaşmasıdır. İkinci sır: Kur'an-ı Kerim vahidiyet içinde ukulü boğmamak için ehadiyet cilvelerini gösterir. Mesela güneş her varlığa ısı ve ışık veren tek varlıktır. Bu vahidiyete örnektir. Bir de güneş tek tek
her parlak şeye yedi rengi ve ziyasıyla tecelli etmektedir. Her varlık üzerinde görünen güneşin yansımasıdır. Bu da ehadiyet örnektir. Kur'an-ı Kerim, akılları vahidiyet içinde boğmamak için sikke-i ehadiyeti nazara verir. Yani Bismillahirrahmanirrahim hem vahidiyeti hem üç sikke-i ehadiyeti, yani insan, kainat ve arzı birden nazara veriyor. Bismillahirrahmanirrahim'i, vahidiyeti, ehadiyeti ikinci sırdan anlamak lazım. Evet, güneşin her varlığın güneş olması vahidiyettir. Fakat tek tek her bir varlığı da ısıtması, ışıtması, her bir varlığa tecelli etmesi de ehadiyete örnektir. Üçüncü sır, şu hadsiz kainatı şenlendiren rahmettir. Mevcudatı ışıklandıran, mahlukatı terbiye eden, bütün kainatı insanın yardımına koşturan, fani insanı ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan rahmettir. Madem rahmet böyle kuvvetli ve medetkar bir hakikattir, Bismillahirrahmanirrahim de, o sultanı ezel ve ebede halim bir dost ol. Besmele'nin azamet kadrine delil şudur ki, İmam Şafii gibi çok büyük müçtehitler demişler, Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Dördüncü sır. İyyâke nâbüde ve iyyâke nestaîn derken fikir dağılıyor ve küre-i arz kadar geniş bir kalp olması lazım geliyor. Bu yüzden Kur'an-ı Hakim kainatın azam dairesi olan semavat varzın hilkatinden bahsederken insanın hilkatine, sesine ve simasına da değinir. Böylece fikir dünyamızı bütünü ve tüm parçalarıyla toparlar ve kalbi boğulmaktan kurtarır. İşte bu yüzden Fatiha'nın ve Kur'an'ın fihristesi olan Bismillahirrahmanirrahim bizi bir anda rahmetin tüm tabakatında gezdirebilir. Beşinci sır. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şüphesiz Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bu hadisin bir manası şudur ki, insan Rahman ismini azam mertebede gösterir bir surettedir. Altıncı sır. Nasıl ki biz güneşe yetişemesek de, güneş aksinin cilvesini senin aynen vasıtasında senin eline verir. İşte bizler Allah Celle Celaluhu'dan uzağız, fakat onun rahmeti ve isimlerinin cilvesi şah damarımızdan daha yakın. İşte insan bu ebedi tükenmez hazine-i rahmeti bulmanın çaresi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Vesilesi ise salavattır. Salavatın manası rahmettir. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir ve en kolay anahtarı da salavattır. Aslında bakacak olursak bunlar tek tek irdelenmeli ve tek tek açıklanmalı. İnşallahü Teala başka bir dersimizde bunları bizler tek tek ayrıntılı bir şekilde kelimelerin üzerinde durarak irdeleyelim. Bugünkü dersimizi bu şekilde noktalamış oluyoruz arkadaşlar.